Efendim bugün Güngören İnşaatçılar Derneği'nde sevgili İsmail Şatıroğlu Başkanı'na beraberim. İsmail Şatıroğlu Başkanı tanıtmaya gerek yok. Çünkü her programımızda ve birçok ulusal medyada gerçekten Türkiye tanıdı. İş adamı, iş insanı, eğitim ve sağlık işinin dışında Trabzon'la, Trabzon Federasyonu'yla, Konfederasyonu'yla, Dernekler Federasyonu'yla, Trabzonlu'yla çok yakın ilgilenen biri. Hatta Sayın Başkanım bir lafı vardı, derdi ki ben Trabzon'da büyümedim ama Trabzon'a aşığım. Şimdi Trabzon Dernekler Federasyonu'nun yanı sıra başkanımla beraber herhalde umarım sürçülisan etmem Şalpazarı, Çarşıbaşı başkanımla beraber 5 tane federasyon oluşturuldu. Bir konfederasyon oluşturuldu. Önce başkanıma şunu söyleyeyim. Başkanım, bir konfederasyona ihtiyaç var mıydı? Tabii ki değerli hemşerilerimizin hem Maşka olsun hem Şalfet olsun, Çarşıbaşı ve Arsin'de bunlar federasyon şeklinde derneklerini bir çatı altında toplayıp ciddi işler yapan federasyonlardı bunlar. Bu dağınıklığı da önleme adına kıymetli federasyon başkanlarımızla defaten yaptığımız görüşmeler ve toplantılar neticesinde konfederasyonun kurulması kararını verdik. Hem dağınıklığı önlemek, hem beraber hareket etmek, hem insanımıza da daha rahat ulaşmak ve bu hizmeti hep birlikte getirme anlamında konfederasyonu kurduk. Bu anlamda da Allah nasip ederse işte 6 Haziran 9 Haziran arasında da Yeni Kapı'da hem konfederasyonun tanıtımı anlamında hem de bahar şenliği dediğimiz yani İstanbul'da o yayla göçünü şu an biliyorsunuz bu tarihlerde yaylaya çıkışlar başlıyor. Bu anlamda da o hareketliği, o mizanseni, o ambiyansı burada göstermek, gurbetteki olan insanlarımıza, yeni kuşaklara da bunu anlatma adına da her gün bir ot yürüyüşü şeklinde bir program yaptık. Yine ciddi anlamda bu Trabzon'daki belediyelerin, valiliğin birlikte olduğu bir program değil. Bu sadece Trabzon'da ciddi anlamda bakırcılıkta, yorgancılıkta ve diğer sanat kollarında olan buraya geçiriyoruz. Bunlarla beraber insanımıza hem konfederasyonun tanıtımını hem de bu bahar etkinliğinde beraber olabilme ve bu ambiyansı da yeni kuşaklara anlatma adına bir program yaptık. İnşallah güzel bir program olacak. Hem sanatımızda hem kültürümüzde uzaklara yakına getirme adı altında bir sloganımız vardı. Bunu insanlarımızın ayağına da getirme anlamında da Tonya'mızın kooperatifini buraya getirdik. En önemli şeylerden bir tanesi. Vatandaşımızın burada çok rahatlıkla alışveriş yapabileceği tereyağını ve peynirini alabileceği birebir efendim oradan tonlarca efendim malzeme getirtiyoruz buraya. İnsanımız da bunu hem uygun şartlarda hem de birinci elden sıhhi bir şekilde alması adına da efendim ciddi bir çalışma yaptık. Bu güzelliği de beraber inşallah memlekete gitmeden insanımızın gidemeyenlerin de burada bu güzelliği yaşaması adına bir gayret sarf ettik. İnşallah sizlerin aracılığıyla da buradan bütün hemşerilerimizi, Trabzonlu kıymetlerimizi ve İstanbullu efendim komşularımızı, dostlarımızı, bütün ülkemizin insanını Yeni Kapı'da 6-9 Haziran arasında davet ediyoruz. Burada o folklorumuzu, yemeklerimizi, efendim malzemelerimizi, oradaki kültürümüzü tanıtma adına da bir gayretimiz olacak. Diyoruz ya sloganımız bu bizim, kopun kopun gelin diyoruz. Güzel bir piknik havasında, güzel bir ambiyansta hafta sonları bütün aileleri efendim Yeni Kapı'ya davet ediyoruz. Başkanım hemen bırakmayacağım sizi. Şimdi ben Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı ve aynı anda da Konfederasyon Başkanım İsmail Şatıroğlu'nu Mavi Karadeniz Televizyonu'nda Bir Sevdadır Karadeniz programına başladığım 13 yıl önce sizi tanımıştım. Hatta hatırlarsanız Bursa'da bir Trabzonspor kulübü bulmuştuk. Birlikte ziyaretlerine gitmiştiniz. Orada o çocukları mutlu etmiştiniz. Antalya'ya gitmiştik. Birçok yerde sizinle beraberim.
hep böyle geri de tutarsınız kendinizi. Ancak protokol gereği konuşmanız gerekiyorsa konuşursunuz. Ben çok iyi biliyorum, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda bile pek bir şeye karışmadan sadece ekip arkadaşlarınızın size vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda en doğrusunu yapmaya çalıştığınızı bildiğim için burada da diyeceğim ki yakalamışım başkanım, hakkınızı helal edin, biraz sıkıştıracağım size. İlk önce şunu sormak istiyorum. İsmail Çatıroğlu iş insanıdır. Fazla iş hayatına girmek istemiyorum ama eğitim çok önemli. Benim de kızım ellerinden öper öğretmen oldu. Oradan çok iyi biliyorum. Sağlık benden dolayı çok iyi biliyorum. Bu ikisini çok kısa özetlesek. 60 yılın üzerinde İstanbul'a yerleşmiş bir ailenin çocuğuyum. Tabii ki 4 erkek kardeşiz biz. Hepimiz ticari anlamda ciddi işler yapmaya çalıştık. Ülkeye katma değer sağlama adına da. Şu anda 3000'e yakın insanın çalışmış olduğu bir kurumları idare ediyoruz. Tabii çok emek veriyoruz, gayret sarf ediyoruz. Allah da yardım ediyor. Önemli olan ülkemize katkı verebilmek, bu ülkeye katma değer sağlayabilmek. Bu anlamda da çalışıyoruz, evet, gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Ekip olarak çalışıyoruz hepimizin. İnşallah daha da faydalı oluruz. Derdimiz çok daha para kazanalım, çok daha şeyimiz olsun, oyumuz olsun. O değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz ülke insanına hizmet edebilmek, biraz daha iş sahası açabilmek, insanlarımıza katkı verebilmek, bütün derdimiz de bu yani. Şimdi katkı, yardım, onları çok iyi bilen biri olduğum için buna da izin vermeyeceğinizi de bildiğim için fazla söylemek istemiyorum. Pandemi döneminde ve ameliyat döneminden sonra dostluğunu, abiliğini çok çok gördüm. Ama o konuda birazcık fazla ileri gidersem ters diyecektir. Yani tersi de terstir başkanım, onu da söyleyeyim. Başkanım, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun geçmiş dönem başkanlarımız beni umarım yanlış anlamayacaklardır. Trabzon evi olması için hepsi çaba sarf etti. Yani haklarını yemeyeyim bildiğim için ama İsmail Çatıroğlu geldikten sonra Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan başkanımla beraber hızlı bir çalışmayla şu an Cerrahpaşa'daki o muhteşem 6 katlı binayı oluşturdunuz. Birazcık oraya geleceğim başkanım. Artı bir de öğrenci yurduna, çünkü onun üzerinde çok duruyorsunuz. Orayı da kısaca özetleyelim mi? Evet üstadım, tabii ki bu kurum biz gelince ortaya çıkmadı. Bizden evvel Nurettin Turan efendim, Mustafa Demir başkanlarımız ve onun yönetimi olağanüstü gayretle çok güzel işlere imza attılar. Tabii ki bu yapmış oldukları işleri, bu bir nöbettir. Biz de bu nöbeti kıymetli Mustafa Demir başkanımızdan devraldık. Onun da olağanüstü hizmetleri ve gayretleri vardır. Ondan da biz feyiz aldık efendim. Bu bir silsile şeklinde, ben de onun sağ olsun başkan vekili olarak bizi görevlendirmişlerdi. Bu görevlendirme içerisinde de ondan epeyce bu işlerle ilgili de feyiz aldım, demin ifade ettiğim gibi. Çok kıymetli hizmetler ettiler. Ben buradan sizin aracılığınızda hem başkanlık hem yönetim şeklinde buraya kim emek verdiyse öncelikle onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Milletim adına kimin burada emeği varsa hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamda da bize de sıra geldi. Biz de tabii ki tek başına benim yapabileceğim şeyler değildi. Biz tabii ki yönetimle beraber bu işleri yaptık. Arka planda da çok önemli şahsiyetler var. Buranın yapılmasıyla ilgili bizim inşaat komisyonumuz var. Efendim onlar başlı başına işler yaptılar. Orada yatıp kalktılar. Tabii bir işin de bir başı vardı. Biz de olayı idare etmeye çalıştık. Bunun tabii ki Ankara ayağı var, İstanbul ayağı var. Efendim olağanüstü emekler, gayretler, fedakarca çalışmalar yapıldı. Bir kere net olarak şunu söylüyorum, hiç kimsenin eldesiz bir hizmet yapıldı burada, beklentisiz bir hizmet yapıldı. O anlamda da hala o düşünce içerisinde biz gidiyoruz. Bizim buradaki yapanlara da en ufak bir şeyim yok, muhakkak ki olmalı da. Efendim benim hiçbir ne bir siyasi, ne ikbal, ne hiçbir şey yok. Sadece ülkeme, birinci derecede ülkeme, ondan sonra da kıymetli hemşehrilerime hizmet etme anlamında. İnşallah burayı tamamladık, ettik. Eksikleriyle beraber güzel işler yapılıyor. İnsanımıza, hemşehrilerimize, kıymetlerimize
güzel hizmet veriyor. Her gün açık orası, her gün insanımıza hizmet veriyor. Çok daha fonksiyonel hale getireceğiz. Talebelerimiz orada ders yapıyor. Üniversite talebelerimiz orada çalışmalar yapıyor. Gençlerimiz, kadınlarımız buradan faydalanıyor. Sıkıntıda olan insanlarımıza kucak açıyor. Kimin de sıkıntısı varsa o kapıyı rahatlıkla açabiliyor. Biz de elimizden geldiği kadar hemşehrilerimize hizmet verme adına bütün gayreti gösteriyoruz. Burası sadece Trabzonların değil, ülke insanının geleceği bir yer olarak biz burayı gördük. Tabii ki hedeflerimiz bitti mi? Bizim şeyimiz vardı, hep söylediğinde bir şey vardı. Hizmetlerimi yapıp bırakıp gideceğim ama benim bir hizmetim daha var. Ben onu özellikle burada ifade etmek istiyorum. Benim şimdi bir kız yurdu, Trabzon erkek öğrenci yurdumuz var İstanbul'da. Yıllar evvel kurulmuş etmiş, abilerimizin burada kaldığı, ettiği, hala hizmet veren, çok da güzel bir şekilde yapıldı şimdi. Bu anlamda Allah nasip ederse bunun görüşmelerini yaptım. Sıcak gelişme mi? Bu görüşmelerimiz de devam ediyor. İnşallah İstanbul'a bir kız öğrenci yurdu yapıp bu işi sonlandıracağım diye. İnşallah yine bizim içimizden bu işi hak eden, efendim bizimle yol arkadaşlığı yapmış, bizimle beraber yol yürümüş, buraya emek ve katkı vermiş, hakikaten gecesini gündüzüne katmış çok değerlerimiz var. Bunlar inşallah bizden sonra da bu bayrağı alıp devam edecekler. Yani biz burada kalıcı değiliz. Biz de yapacağımız işleri hiç kimse burada kendi yeri olarak burayı görmesin. Burası bir hizmet yeri. Biz de hizmetimizi yapıp buradan gideceğiz. Dolayısıyla burası babamızın babamızdan kalan bir yer olarak biz buraları görmüyoruz. Buraları hizmet yeri olarak görüyoruz. Allah nasip ederse inşallah o hizmetimizi de yapıp insanlarımıza helalleşip gideceğiz. Ama burada bir hizmetimiz daha var. Onu net olarak söylüyorum. Ben şöyle söyleyeceğim başkanım. Efendim hani olur ya, Şatıroğlu görevini bitirdikten sonra bırakıp gidecek. İsmail Şatıroğlu'nun hizmetleri bence Trabzon Dernekler Federasyonu ve Trabzon Konfederasyonu'nda bitmeyeceği için eminim çok uzun seneler beraber olacağız başkanım. Çok Allah uzun size... seneler olmayacak. Yani ben onu net olarak söylüyorum. 6 yıl sonunda 6 senemizi dolduracağız. Ama bunun biliyorsunuz hemen hemen 3 yılı hiçbir şey yapamadık. Bu pandemi dolayı yani biz dolu dolu 3 yıldır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Edirne'den Kars'ına kadar her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar saymak da bitmez. Dolayısıyla biz dolu dolu bir 3 yıl daha burada bir hizmetimiz olacak. Bu anlamda da bunu yapmayacağımı da daha evvel ifade etmiştim ama hizmetlerim bitmedi. Bu hizmetimizde Allah nasip ederse bize bunu yapıp ve gideceğiz. Dolayısıyla uzun yıllar biz bunu yapma gibi bir şeyimiz yok. Bu süreci de tamamlamak lazım. Bizden sonra gelecek olan jenerasyon bunu belki bizden çok daha iyi yapacaktır. Dolayısıyla çok çok uzun 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 demek efendim yok. Yok. Belki bizden üreten birisi. Bizden sonra gelecek olan kuşaklar inşallah bunu daha da iyi yapacaktır. Bunu yapacağına inandığımız insanlara da burayı zaten bırakıp gideceğiz. Şimdi hiç kimse de merak etmesin. Buraya hizmet ehli olan insanlarla beraber burası yürüyecek. Dolayısıyla ben buraya aday oluyorum, ben buraya başkan olacağım demekle de bu işler olmayacaktır. Olmuyor değil, olmayacaktır yani. Bu anlamda da inşallah çok da güzel hizmetler buraya yapıp burada devam edip gidecek inşallah. O zaman şöyle nokta alalım efendim. 6 Haziran'da yöresel etkinliklerin yapılacağı bir günle başlayacak Trabzon Konfederasyonu'nun bahar şenliği, 7 Haziran'da sanatçıların katılacağı, hemen hemen her gün 6-7 tane sanatçının sahne alacağı, birçok insanın ard arda devam edeceği bir... Yöresel sanatçılarımızın ağırlıkta oldu. Ve zaman zaman sanırım yine Trabzon kültürü sahnede anlatılacak. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi bakırcılık, mesela İzzet Kaya bana bizzat dedi ki ben oradayım Allah nasip ederse. Yorgancılarımız geliyor. Bundan başka da bakır getirmeyeceğini söyledi. Dedi ki Trabzon bakır olacak orada. İnanın ben Trabzon günlerini imrenerek ve bir Samsunlu olarak kıskanarak takip ediyorum. Ben sonuçta Samsun'da Karadeniz'in bir parçası ama maalesef birkaç seneden beri hiçbir Yeni Kapı'da ya da herhangi bir yerde etkinlik yapılamadı. Orada bir eksik var. O da Sayın Genel Başkanımız Hasan Kaya Aşçı Başkanım vardır bir bildiği. Ama ben isterdim ki siz bir tane değil iki tane yapıyorsunuz.
Trabzon Konfederasyonu sanırım bu da ikiye çıkaracaktır. Yani bir Trabzon İstanbul'u 4 defa sallıyorsa bu büyük bir başarıdır. Bu başarı da tabii ki başkan olarak sizin ama yanınızdaki ekip arkadaşlarınız, başkanlarındaki Hakan İlhan'ı bilirim. Başkanımın gök kubbede seda bırakmak diye bir lafınız var galiba. Evet, onu örnek almış her yerde. Başkanım der başka bir şey demez. Allah utandırmasın derim başkanım. Son kez tekrar 6, 7, 8, 9 Haziran'a gelirsek. Dün akşam kardeş vilayetimiz Kahramanmaraş'ın etkinliği var şu an Yenikapı'da. Dün de oradaydık. Karadeniz gecesi yaptık. Çok da güzel geçti. Orada büyükşehirin X-ray cihazından geçen rakamlarını aldım. Orada bir kardeşimiz bu işe bakıyor. Şimdi bakın bir yıldır orada bütün hemen hemen şehirler etkinlik yaptı. Çok da mutlu olduğumu burada ifade etmek istiyorum. Binler tabii bu rakamlar. Birinci sırada Sivaslıların olduğunu gördüm. Olağanüstü bir orada katılım yapmışlar. İkinci sırada da Trabzonlar var. Çok mutlu olduğumu burada ifade etmek istiyorum. Yenikapı'daki katılımdan bahsediyorum. Yenikapı'daki katılımda Sivas 1'deydi. Dün akşam aldığım rakamdı bu. Trabzon 2. sırada oldu. Bu anlamda da tabii buradan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İnsanlarımıza, halkımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnsanımız sahip çıkıyor. Yani orada sen ben orada horom yapmakla da bu işler olmuyor. Önemli olan insanımızla beraber orada o güzelliği, o birlikteliği, o heyecanı yaşamak diye ifade ediyorum. Dolayısıyla üstadım bu birlikteliğimizi inşallah önümüzdeki haftada orada göstereceğiz. Demin de devamlı ifade ediyorum. Ya hiç kimse kadıya mülk değil, buranın sahibi değil. Bu anlamda da biz de hep söylediğim gibi bu kubbede hoş bir seda diyerek bu hizmetleri yapıp gideceğiz. Dolayısıyla da inşallah insanımız da yine 6-9 Haziran arasında bu birlikteliği orada sağlayacağız. Tekraren ifade etmek istiyorum. Yenikapı'da bizleri yalnız bırakmasınlar. İnşallah biz de sevgili Ömer kardeşimle, Ömer Karakaş kardeşimle TSH Haber adına, ben Bir Sevdadır Karadeniz adına ve sunucumuz sevgili Murat Şov'la orayı görüntüleyeceğiz ama kimse görüntüleyeceğiz diye bu videoyu izledikten sonra biz nasıl olsa seyredeceğiz değil. Etkinlik bitmeden bir tane görüntü paylaşmam bekliyoruz.